Alaaddin Köseler. Bence Beykoz halkına sorulduğundaki, daha önce sorulduğunda hep en önde çıkan isim. Ama bir türlü belediye başkanı yapmadı. Bir seçim kaybetti Beykoz'da. Neden? Son anda AKP'nin, daha ilk başlardaydı, millet de tam anlamadı. Son dakikadaki bir katakullisiyle kaybetti. Çavuşbaşı diye bir mahalle var. Orası belde gibiydi. Bir anda bunu aldılar, Beykoz'un içine koydular. Çünkü tarikat yapılanması var orada. 4000 oy orada hazır bekliyor, hazır kıta gibi. Son anda onu oraya bağladılar ve Alaaddin Köseler seçilemedi. Şimdi Beykoz halkına sorarsan, sokağa çıktığın zaman sen kimi diyorsun, ne diyorsun dedikleri zaman muhtemelen onun adını verecek. Ama mesela Akif Hamza Çevik kalktı geldi, ben de Beykoz'dayım. Neyini kullanıyor? 6 dönem milletvekilliği yapmış. Oradaki şöhretini, CHP içindeki daha önceki gücünü kullanıp geliyor. Ben bugün Korkus'ta yazdım. Ya dedim ki yakışmadı. 6 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra oturma dedim. Tamam, bölge milletvekili olarak birinci bölge Beykoz'umdu ama kardeşim oturmadığın yere niye gelip adaylarını koyuyorsun diye yazdım. Yani artık onu yapmışsınız. Artık siz başka şeyler yapın. Efendim olmaz mı? Ya olur da daha böyle küçük bir beldedir. Orada derse ki ben artık bundan sonra burası için çalışacağım. Yok, başka yerde oturuyorsun. Beykoz, ha Beykoz hep AKP'nin, hep yani şeyden beri hep AKP kazanıyor maalesef. Bana göre maalesef tabii. Hani ben onu belki kırarım. İyi ama o zaman bir halka soralım. CHP bunu yapmadı.